Ankara gündeminden merhaba. Başkentler yayındayız. Canlı yayınımızda bugün konuğumuz HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Siz meclisiydiniz. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler sürüyor. Şimdi program için kısa bir ara verdiniz. Mecliste bugün bir torba yasa görüşülüyor. Torba yasa adı üzerinde. Her konuda düzenleme var bu yasada, trafikten YSK'ya kadar. Ama bu konuya gelmeden önce bugün de önemli gelişmeler var. Son bir haftadır sanatçılarla ilgili soruşturmayı konuşuyor Türkiye. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili o soruşturma. Bugün Devlet Bahçeli'ye konuştu. MYK toplantısı da AKP'nin az önce bitti. Ve Ömer Çelik'in, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in konuşmaları için nefret suçu dedi. Eleştiri kapsamında değerlendirilemez dedi. Ahlaken ve siyaseten kabul edilmeyecek bir durum. Hatta şunu da söyledi. Bir yanlış anlaşılma varsa gelip düzeltsinler. Sadece bu değil. İfade özgürlüğüyle ilgili bugün yaşadıklarımız, bir de iki televizyon kanalına ceza geldi. Fox Haber 3 kez yayınlanmayacak ve Fox TV'ye 1 milyon liralık bir ceza Rütük'ten. Halk Arenası da, işte Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın konuştuğu Halk Arenası da 5 kez yayınlanmayacak. Halk TV'ye 80 bin TL ceza. Ne diyorsunuz bugün? Bu cezalar, yaşananlar. Evet, cezayı duyunca aklıma 3. Havalimanı işçisinin savunması geldi. Hani şey demişti ya, susma sustukça sıra sana gelecek sloganının gereğini yaptım ben orada işçilere sahip çıkarak diye. Şimdi bu tek adam rejiminin, bu faşizmin ne kadar adım adım derinleştiğini hep beraber tanıklık ediyoruz. Çünkü ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü tamamen yok edilmiş durumda. En ufak bir itiraz, en ufak bir farklı görüşe tahammül yok. Bazen düşünüyorum da bu AKP yetkilileri aynaya bakıyorlar ve buna göre konuşmalar yapıyorlar. Yani bir nefret suçundan bahsedeceksek, ki biz arada konuşurken de söyledik, hani bir nefret suçu yasası bile yok Türkiye'de. Nefret suçunu ifade etmeyi bu kadar seviyorlar ve bu kadar sık kullanıyorlar. Fakat gerçekten aslında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün AKP cenahından toplumu kutuplaştıran, bölen, öfkeyi kışkırtan bir söylem her zaman yayılıyor ve bu giderek de ağırlaşıyor. İşte burada gördüğümüzde bu ne demiş Metin Akpınar? Hiçbir şey aslında. Düşüncelerini ifade etmiş. Dolayısıyla da bu yaşadığımız, aslında bugüne kadar yaşadıklarımızın daha da katmerlenerek devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra eğer AKP iktidarı kendi rejimini yerellerde de aşağıda da kuvvetlendirirse, nelerin başımıza gelebileceğini, nasıl bir yönetim tarzının yürürlüğe sokulacağının da işaretlerini veriyor. Ömer Çelik'in Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik eleştirilerinin sonunda bir ifade var. Bu da çok dikkat çekici. Bir yanlış anlaşılma varsa çıkıp düzeltsinler diyor Ömer Çelik. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Yani özür dilesinler, biz affedelim gibi biat bir ediyorum şey desinler. Biat ediyorum desinler. Yani tamamen istenen şey bu. Biat ediyorum, boyun eğiyorum, her yapılanı onaylamaya hazırım. Bunu söyleyen o zaman yandaşlar kategorisinden hayatını daha kolaylaştırarak sürdürebilir. Bir sanatçı, biliyorsunuz, bir şarkısını Kabe için yazdığını söyledi mesela. Yani toplumda yaratılan korku öyle ki artık sadece nötr olmanız yetmiyor, bir de taraf olmanız gerekiyor. Yani onaylamanız gerekiyor. Oraya bazı mesajlar göndermeniz gerekiyor. Bu aslında demokrasiden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Elbette Türkiye'de demokrasi hiçbir zaman dört başı mamur olmadı. Fakat bu 12 Eylül darbe sonrasının da
daha kötü, daha koyu bir baskı sürecine tekabül ediyor. Tek farkı şu, 12 Eylül'den sonra Türkiye'de demokrasi güçleri tasfiye edilebilmişti, bastırılabilmişti. Fakat şu anda Türkiye demokrasi güçleri diriliğini koruyor, itirazlarını sürdürüyor. Zaten öfke de buradan kaynaklanıyor. Yani aslında hem Cumhurbaşkanı'nın hem de o ittifakın, yani MHP AKP ittifakı ya da Ergenekon, Erdoğan ve ulusalcıların bu koalisyonunun öfkesi bastıramadıklarından kaynaklanıyor. Bastıramıyorlar gerçekten de. Anayasa referandumu da aslında oran veriyor bunun için. %49'luk bir muhalefet var hala. Peki bu muhalefet bu politikaları nasıl bölecek ya da nasıl durdurabilecek, soru da bu. Baskılara rağmen o rakam verilebiliyorsa, bu ancak belki baskılara rağmen okunabilendir. Yani rahatsız olan, endişe duyan, öfke duyan ya da huzursuz olan sayısı çok fazla. Türkiye şu anda hiç iyi bir yerde değil. Bir tarafta derin bir ekonomik kriz var, üstü örtülmeye çalışılıyor. Mutfakta yangın var. Herkes çok zor durumda. Öte tarafta savaş politikaları çok süreklileşerek devam ediyor. Sürekli bir hani başka coğrafyalara gitmek, oralarda bir fetih ruhuyla dolaşmak. Bunlar hem parayla oluyor hem de canla oluyor. İnsan yaşamının hiç bu kadar değersiz olduğu bir dönem yaşadık mı biz? Evet, operasyon hazırlıkları da sürüyor. Hemen söyleyelim, Ömer Çelik'in bugün bununla ilgili açıklamaları vardı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yılbaşında Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da cumartesi günü Rusya'ya gidiyor. Bu hafta sonundan itibaren baş döndürücü bir diplomasi trafiği var. Türkiye'nin tüm bu diplomasi trafiğinin adresi de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon. İşte bunun için görüşmeler başladı. Ne olacak sizce? Türkiye nasıl bir senaryo ile karşı karşıya? Bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye. İşte ikili görüşmeler de sürüyor. Nasıl bir politika olacak? Sibel Hanım, burada belki sevgili Leyla Güven'e bir selam göndermek lazım. 49. gününde süresiz dönüşümsüz açlık grevinin. Ve bugün duruşması verdi. Evet, tahliye edilmedi. Evet. Bir de anımsatalım. Bugün de tahliye edilmedi. Parlamentonun çok değerli bir üyesi, Hakkari milletvekilimiz. O kadar büyük baskılara rağmen, yolsuzluğa rağmen, seçim yolsuzluğuna rağmen Hakkari'den vekil çıktı ve şimdi hapishanede. Tamamen düşüncelerinden dolayı, farklı siyasi öngörülerinden dolayı ve bunu ifade etmesinden kaynaklı olarak içeride ve o İmralı'daki tecritin ortadan kalkması için bir açlık grevi başlattı ve 49. gününde bugün. Bu sanıldığı gibi sadece Kürtleri ilgilendiren bir konu değil ya da belli dar bir politik ajandaya hitap eden bir gündem değil. Bu tam da aslında Türkiye'nin barışıyla ilgili. Bu bahsettiğimiz Türkiye'deki savaşçı politikaların karşısında barışa bir köprü kurabilmenin yollarını aramaktan geçiyor. Aslında Leyla Güven bir kadın olarak, bir kadın siyasetçi olarak ve de bir Kürt kadın siyasetçi olarak zindandan Türkiye halklarına bir mesaj veriyor. 40 yıldır sıcak, çatışmalı bir ortam var. Ve Türkiye kurulduğundan beri Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Özünde de en önemlisi demokrasi sorunu var. Bu demokratikleşme önündeki engeli oluşturmak için İmralı'ya ağır tecrit konmuş. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tecrit. Dolayısıyla bu konuşma, müzakere etme, barış sürecini devreye sokmak için bir çağrı. Bugün eğer Rusya ile konuşuluyor, gidiliyor, Amerika ile konuşuyor. Bunlar Türkiye halkları için bir çözüm getirmez. Bir gün Amerika emperyalist oluyor Erdoğan için. Bir günde işte tokalaştığı manşetlerle basında yer alıyor. Ve arkadaş oluyorlar. Birlikte Orta Doğu'yu şekillendirmekten bahsediyorlar. O yüzden yani bu zikzaklarla hiçbir yere gidilmeyeceği ortada. Suriye'de demokratik bir çözümün yolu bulunmak durumunda. Burada Türkiye'nin yapmak istediği tek şey
Kürtler orada bir hak sahibi olmasınlar. Bütün çaba bu. Fakat olması gerekenle orada demokratik bir çözümün getirilmesi. O yüzden Rusya'da aramayın, Amerika'da aramayın, başka yerde aramayın. Masada arayın, Kürtlerle konuşarak, Suriye'deki demokratik bir çözümle sorunlar çözülürse, Türkiye'de de benzer demokratik çözümler olabilir. Ve bizlerin çocukları da sınır dışlarına gidip oralarda yaşamını yitirmezler. Yoksulluk olmaz, işçilerin ekmeği burada küçülmez. Barış içinde birlikte yaşayabiliriz. Nefret söylemi aslında işte buralarda var. Evet, sizin de çağırdığınız bir şekilde Leyla Güven'den bahsetmişken. Evet. Yakın zamanda görüştünüz mü avukatlarıyla ya da kendisiyle durumu hakkında bir bilgi var mı? Evet, bugün bir duruşması vardı. Üniversite TV'de tüm gün haber bültenlerimizde de yayınladık gelişmeleri. Siz özel olarak görüştünüz mü? Sağlık durumu özellikle nasıl? Çok istiyorum. Her ay başvuru yapıyorum. Bütün tutuklu siyasi arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, önceki dönem eş başkanlarımızla ve Leyla Güven'le. Fakat izin verilmiyor. Milletvekillerine cezaevindeki bir milletvekilliğiyle görüşmesine izin verilmiyor. Adalet Kesinlikle. Bakanlığı tarafından. Bu kadar net izin verilmiyor. Zaten bunu ifade etmek bile benim ağrıma gidiyor. Leyla Güven'i görmeyi çok istiyorum. Fakat göremiyorum. Gören Pervin Buldan, eş genel başkanımız görüşme yapmıştı ve başka bir iki arkadaşımızla istisnalar oluyor ve bazen görüşmeler olabiliyor. Onların anlattığı sağlık durumunun şu anda iyi olduğu. Evet, bazı verilerinde kayıplar olduğu, bazısı kramplar gibi, bazı sağlık problemleri olduğu ama şu anda çok kritik bir aşamada olmadığı. Fakat önemli de bir 49. gün olduğu için bugün, ki sanıyorum bundan bir hafta olmadı, Sezai Temelli eş genel başkanımız görüşmüştü. Moralinin yüksek olduğu, sağlığının iyi olduğu, güçlü olduğu ve mesajının da kendisiyle ilgili hiçbir şey talep etmediği, demokrasi, barış ve özgürlük talep ettiği ve özellikle İmralı'daki tecridin kalkmasının Kürt sorununun çözümünde ve Türkiye halklarının demokrasiye kavuşmasındaki önemine vurgu yaptığını söylüyor. Kendisinin bu açıdan her şeyi göze aldığını söylüyor. Bu açlık grevi direnişine çok iyi hazırlandığını ve kararlı olduğunu söylüyor. O yüzden aslında her birimiz için çok önemli mesajlar içeriyor Leyla Güven'in mesajları. Siz bu sırada Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Ya da gerçekleştirmek istiyor musunuz? Böyle bir talepte bulundunuz mu? Ankara'daki süreç nasıl Leyla Güven'in açlık grevi eylemiyle orantılı olarak? Şimdi parlamentonun bir üyesi hem tutuklu ki burada bir eşitsizlik var. Gerçi meclis genel kurulunda dile getiriyorsunuz ama onlara yanıt geldi. Onu da Aynen. soralım. Hem tutuklu ki tutukluluğu hukuksuz bir tutuklama. Hem açlık grevinde ve talebi son derece hem hukuki hem de siyasi açıdan da son derece olumlu. Buna meclisten çok fazla cevap alabildiğimizi söyleyemeyiz. Biz kürsüden her bütçe konuşmasında çağrılarımızı yaptık. Bugün CHP grubundan bir konuşma oldu. Çünkü bugün biz Leyla Güven'in durumunun araştırılması ile ilgili bir önerge verdik. Bu önergeye CHP grubundan bir konuşma yapıldı ve demokrasi çerçevesinde bir destek de verildi. Yani ortada olan bir şey, meclis başkanının bu konuya zaten el atması gerekiyor, Adalet Bakanı'nın el atması gerekiyor. En yukarıdan bu konu değerlendirilmeli. Bu konuyu görmemenin, duymamanın sebebi aslında savaş politikalarına devam etmektir. Yani biz tecrite de devam edeceğiz, savaş politikalarına da devam edeceğiz demenin bir yolu da Leyla Güven'i görmemektir. Fakat biz eğer aşağıdan toplum olarak, halklar olarak, özellikle sadece Kürtler değil, Batı'dan da bu konuya duyarlı olursak, sorgularsak, bu parlamentonun
bir üyesi, halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekili neden tutuklu ve neden açlık grevinde diye sorarsak, sanıyorum ki daha hızlı bir şekilde çözüm alabiliriz. Bu sadece HDP'nin sorunu değil, bu hepimizin sorunu. Bu aslında biraz önce anlattığımız antidemokratik uygulamaların, otoriterleşmenin, faşizmin kendisini kurumsallaştırma sürecinin bir adımıdır, parçasıdır. Neden konuşulmuyor Leyla Güven'le? Leyla Güven ne suç işlemiş, sorabilir miyim? Yani herkes savaşı savunmak zorunda mı? Barışı savunmak suç mu? Barışmak nasıl olur peki? Barışmak, masaya oturulur ve çatışan taraflar bir araya getirilir. Yanında işte gözlemciler olur, başka barıştan yana olan ve bu sürece destek olan kurumlar, insanlar olur. Konuşulur ve sorun çözülür. Bir sorunu 100 yıl oldu, halının altına süpürüyoruz. Şimdi 40 yıldır sıcak olan bir çatışmanın tarafları var ve Leyla Güven diyor ki taraflar konuşsunlar. Konuşmak için iki tarafın konuşması gerekiyor. Bir taraf diğerini susturmak için tecrit altına almış. Siz daha dün konuşuyordunuz, 2013 ile 2015 arası renkli televizyon koydum odasına, hayatla bağ kuruldu Öcalan'ın diye. Tayyip Erdoğan kendisi televizyondan böyle bir açıklama yapmıştı. Demek ki o zaman siz belki çözüm olur, müzakere yapabiliriz ya da belki bunları kandırabiliriz. Artık bilmiyorum oradaki amaç neydi. Öyle bir diyalog kurdunuz ama şimdi tecrit ederek aslında savaş politikasını bitmek istediğinizi güçlü bir şekilde ifade ediyorsunuz. Leyla Güven'in de itirazı bunadır. Yine konuşun. Tabii ki bizim için iki taraf konuşmalı. Çatışan iki taraf konuşur. Bugün bu tarafların temsilcileri kimlerse onlar konuşur. Bu kastediliyor. Devlet kimse, devleti kim temsil ediyorsa o konuşsun. Ya da bunun yolları açılsın. Yolları bu açılsın. Halka sesleniştir. Bununla seslenilen Recep Tayyip Erdoğan değil aslında. Bu seslenişin, Leyla Güven'in seslenişinin halkı duyarlı olmaya, halkı talep etmeye, barışı talep etmeye ve barışı toplumsallaştırmaya çağrısıdır. Leyla Güven'in durumunun araştırılmasıyla ilgili verdiğiniz önerge, onun akıbetini de paylaşalım. Ne önergemiz AKP, MHP, İYİ Parti oylarıyla reddedildi. İYİ Parti de reddini istedi oylamada. CHP de araştırılsın dedi. Evet, destek araştırılsın geldi dedi. Evet. Bu parlamentonun bir üyesidir ve araştırılsın dedi. Dedi. Önerge reddedildi. Biz de belirtelim. Peki gelelim mi meclis gündemine? Bir torba yasa var şu an meclis gündeminde. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Programın açılışında da söyledik. Trafik cezalarından YSK üyelerinin görev süresine kadar her konuda düzenleme var. YSK üyelerinin görev süresi Ocak ayında sona eriyordu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimden seçime akıllara gelen bir kurum. Evet. Zaten hali hazırda üyeleri yüksek yargıda çalışan hakimler. Ama ne oldu? Referandumda bir anda Türkiye YSK'yı daha fazla tartışmaya başladı. İşte o mühürsüz oylarda geçerli sayılacak, evet, diyerek referandum sonuçlarının tartışmalı olmasına bir şekilde neden olan kurum, Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi aynı üyelerin görev sürelerinin uzatılıyor olması da hemen akıllara 31 Mart yerel seçimlerini getirdi. Ne dersiniz, böyle bir amaçla mı 31 Mart yerel seçimlerinde de bu kişiler görevde dursunlar? Tekrar etsinler. Tekrar etsinler. Evet. Böyle bir algıyla yapılmış bir düzenleme mi? Nasıl oldu? Tartışmalar neydi? Ve nasıl etkiler? Şimdi bir kere bu torba yasalara itiraz etmek istiyorum tekrar, ki hepimiz itiraz ediyoruz. Torba yasa nedir yani?
Şimdi yasama yetkisi meclise verilmiş değil mi? Ve meclise insanlar oylarıyla seçtikleri milletvekillerini gönderiyorlar ki orada çıkacak yasaları halktan yana yani kendi çıkarlarını, kendi taleplerini ifade edebilsinler ve bunun mücadelesini versinler. Fakat kurulan komisyonlarda bu yasama ilkesi, yasama prosedürü, bu bir prosedür değil, ilke daha doğrusu. Bu ilke hayata geçmiyor. İşte sınırlanan 5 dakikayla, 3 dakikayla sınırlanan sözlerle hızlı hızlı sabahlara kadar çalıştırılarak meclis bu torbalar çıkıyor ve şeye geliyor. Genel kurula geliyor. Yani bu neye hizmet ediyor? O torbanın içinde her şey oluyor. Trafik oluyor, işte odalar oluyor, birlikler oluyor ya da tarımla ilgili bir şeyler oluyor. Bambaşka şeyler oluyor. Yasama, YSK ile ilgili olabiliyor. Yani bunların her biri ayrı ayrı bütünlüğü içerisinde o kanunla birlikte değerlendirilmesi, emek harcanması, özellikle toplumsal muhalefetle konuşarak, onları da davet ederek, onların görüşlerini de alarak, uzmanlarıyla, evet yani bu bir ciddiyet istiyor. Fakat burada en ufak bir ciddiyete siz rastlayamıyorsunuz. Tamamen mantık, bir yerlerde karar verilmiş ki o yerlerin neresi olduğu benim tarafımdan nettir. Yani bu yasama sürecinde AKP'nin de bir özelliği olduğunu, bir iktidar temsiliyeti olduğunu düşünmüyorum ben. Hatta kendilerine de bazen kürsüden böyle seslenme şansım oluyor. Ben AKP'nin bir parti olarak varlık gösterebildiğini düşünmüyorum diye. Çünkü ellerine verilen o yasaları okumadan geliyorlar bir kere oraya. Okumuş ya da anlamış, üstünde tartışmış ya da kendileri yazmış değiller. İçinde ne olduğunu bilmedikleri şeylere sadece ellerini kaldırmak için geliyorlar ve o yasaları oradan geçiriyorlar. Bu bir kere torba yasağı. İşte çorbaya çevrilmiş bir şeyler, kabul edilemez bir yöntem ve kendileri de daha önce bu kadar çok eleştirildiği için bu torba yasaya son vereceklerini söylemişlerdi ama tadına doyamadılar, bir türlü bırakamıyorlar ve yine torba yasa var. Evet, torba yasa aslında istisna olması gerekiyor. Evet, esas ama olmuş durumda, kaydı olmuş durumda. Torba yasalar evet, geldi. Evet, bundan vazgeçmiyorlar. Hatta şimdi yasaların işte isimleri atıyorum, işte sağlık yasası gibi, sağlık yasa tasarısı, eğitim yasa tasarısı gibi isimler varken biz şimdi şöyle ifade ediyoruz. Torba yasa, mini torba yasa, büyük torba şurada yasa. Şurada maddelik torba yasa. Evet. Bunun gibi ifade. Şimdi bu bugün konuşulan da mini torba yasaymış. Bugün işte ikiye böldüler. Bir kısmı şimdi bu hafta konuşulacak. Yani belki yarın da sürecek. Geri kalan 8'inden sonra gelecek. İşte bu torba yasa da işte YSK gibi pek çok şey var. Trafik cezası gibi, cezalarının tekrar düzenlenmesi gibi pek çok şey var ve bunlar gerçekten neye göre yapılıyor? Tamamen sarayın söylediği şekilde yapılıyor. Oranın ihtiyacına göre yapılıyor. Biz muhalefet etmeye çalışıyoruz. Daha işte altını derinlemesine bu yasaları etraflıca tartışalım ve işte halkın taleplerini burada geçirmeye çalışalım diye çabalıyoruz. Ama bu zaten biçim olarak o kadar yanlış ki ne kadar siz onu tartışmaya çalışsanız da, müzakere etmeye çalışsanız da bu biçimiyle mümkün değil. Bütçe maratonunda da aynı şeyi yaşadı Meclis Genel Kurulu. 12 günde bütçeden bir virgül bile değiştirilmedi. Evet, mecliste bunlar olurken sokakta da şimdi grevler var bir tarafta. Onları da soracağım. Yakından takip ediyorsunuz. İşte hali hazırda Flormal işçileri Petrol İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan 120 işçinin direnişi sürüyor. Hem onu sorayım size, sokakta neler oluyor? Hem de evet. İzmanlı da bir grev süreci. Yine bugün de teklif kabul edilmedi. %26'lık bir teklif sundu. Belediye kabul etmedi. Sendika, işçiler greve devam kararı aldı. Sokaklarda ne oluyor? Flormal'da, İzban'da işçiler
Ne düşünüyorlar? Gittiğinizde, görüştüğünüzde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi çok sıkıştırılan, otoriterleşen bir sistem karşısında işçiler bu baskıları delmeye çalışıyorlar. Normalde hatırlarsınız OHAL sürecinde denmişti ki işte OHAL aslında işçiler grev yapamasınlar, patronlar da böylece daha çok kar edebilsinler diye gerçekleşti. Bir şekilde bu ifade edilmişti Erdoğan tarafından. Fakat işçiler sonuçta haklarını aramak için greve çıkıyorlar. Bir kere sendika anayasal hak ve bu sendika hakkının bu şekilde neredeyse bir yıla yaklaşacak şekilde bir direnişe meydan verilmesi, hele hele bu direnişin orada olmaması için yok ısınma sobalarının kaldırılması, yok megafonlarına el koyulması, yok başka işte ses çıkartmalarının engellenmesi gibi polisiye tedbirlerle işte grevi etkisizleştirmeye çalışmak. Bütün bunlar aslında içinde bulunduğumuz sınıf mücadelesinin bir görüntüsü. Yani nasıl ki 3. Havalimanı'nda bir anda 10 bin aşkın işçi bir araya geldi ve buluştu. Ve o buluşma hem sermayeyi çok korkuttu, hem patronları, İGA'yı çok korkuttu, hem de iktidarı çok korkuttu. Çünkü onun dayanağı olan şey aslında bu sermaye birikim süreci. O da ucuz emeğe dayalıyor. Ucuz emekten beslenen bu ekonomi grevleri sevmiyor. İşte müzakereyi sevmiyor, toplu sözleşmeyi sevmiyor. Asgari ücret belirlerken masada işçilerin söz sahibi olmasını sevmiyor. Sokağa çıkmalarını istemiyor ama onlar istemeyebilir, sevmeyebilir. Sonuçta bu bir mücadele. İşçiler, emekçiler alın terlerini savunuyorlar. Emeklerini savunuyorlar. Çünkü hayatı yaratan, üreten işçiler. Kadınlar mesela Flormar'da kadın işçiler var. Ve kadın işçiler dünyanın ünlü kozmetik firmalarının karşısında işte Flormar güzelleştirmez, direniş güzelleştirir, grev güzelleştirir diyorlar ve gerçekten hayatımızı güzelleştiriyorlar. Çünkü bu mücadeleler olmasa işçiler iş yerlerinde çok daha kötü şartlara mahkum olacaklar. Kargil'de olduğu gibi, İzban'da olduğu gibi, Flormar'da olduğu gibi, Tariş'te olduğu gibi birçok yerde yapılan bu grevler işçilerin direndiklerini, kendilerine dayatılan kölelik koşullarını, sefalet ücretini ya da örgütlenme özgürlüklerinin bu şekilde elinden alınmasına itiraz ettiklerini güçlü bir şekilde söylüyorlar ve hepimize umut veriyorlar. İşçilerin direnişleri gerçekten çok kıymetli, çok önemli. O yüzden dayanışmalar da artıyor. İşte bugün milletvekillerimiz ve partili arkadaşlarımız, feminist örgütler, kadın mücadelesinin içerisindeki diğer örgütsel yapılar hepsi Flormar direnişini bir kez daha ziyaret etti ve dayanışma içerisinde de bulundular. Yani bu kış grevdeki işçiler için zor geçmemeli. O yüzden aslında herkesin grevde olan işçileri sarıp sarmalaması lazım, kucaklaması lazım, dayanışması lazım. Çünkü gerçekten onlar bizim nefes borularımız. Daha farklı bir Türkiye için, demokratik bir Türkiye için, eşitlik için, emeğin hakkının alınması için ortak mücadele edebiliriz. Hani bir söz var, hani birleşen eller yenilmez diye. Ellerimizin birleştiği yerler grevler. Evet, çok sayıda grev demen siz de bahsettiniz, dayanışma da sürüyor dediniz ve bütün bu ekonomik baskılar, ekonomik kriz ve diğer yanda otoriterleşen süreçte grevler daha da değerli olabiliyor diye ifade ettiniz. Şimdi bir yandan da asgari ücret komisyonu toplandı. 2020 liralık 2020 lira olarak belirlendi asgari ücret. Bununla ilgili gözlemlerinizi de alayım. Bir de sanırım bu ücret ortaklaşa belirlendi, mutabakatla çıktı. Nasıl gelişti bu süreç? Mutabakatla çıkmasına ne diyorsunuz? Ve 2020 liralık rakam size ne ifade ediyor? Ya 2020 liralık rakam kesinlikle bir artış değil, reel olarak düşüş.
Dolara göre. Bunu, evet, kur hesabına göre yaptığımız zaman 1603 liralık asgari ücretle 426 dolar alınıyordu. Şimdi belirlenen asgari ücretle 3377 dolar alınıyor. Yani 426'dan 377 dolara düşmüş oldu. Dolar bitti. Yaklaşık evet. Yani her ortada. Evet, hatta gene dolar cinsinden ne kadar geriledi günlük diye bakınca da 1,67 dolar gerilemiş görünüyor. Bu reel olarak hani mutfakta da hissettiğimiz, gündelik hayatta da hissettiğimiz bir yoksullaşma. Aslında asgari ücretliler yoksullaştı. Asgari ücretlilerin aldığı bu para çok önemli çünkü çok büyük bir kesimi kapsıyor. Yani bu Avrupa ülkelerindeki gibi istisna bir ücret değil. Bu aslında Türkiye'deki ücretlileri neredeyse yarısından fazlasını, yarısına yakını asgari ücretli. Hatta güvencesizliğin çok olduğu Türkiye'de göçmen işçiliğinin ve kadın emeğinin asgari ücretin de altında sömürüldüğünü düşünürsek aslında asgari ücret belirlenirken çok daha geniş bir kesimi kapsadığını söyleyebiliriz. O yüzden çok önemli. Yani bizim önerimiz en azından yoksulluk sınırının yarısı kadar olsun. Hani her bir evde iki kişi çalışıyorsa işte 2850 lira bir kişi alırsa belki yoksulluk sınırını biraz geçebilir diye önermiştik ve DİSK'te 2800 lira önerdi. Tabii bu rakamlar önemli değil belki. Yani bir sadece rakam önermek 2800 lira olsun demek de yetmiyor. İnsana yakışır bir ücret ifade etmek gerekiyor ve çalışma koşullarına insana yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Biliyoruz ki her ücret sömürüyü barındırıyor. Yani asgari ücret biraz daha yüksek oldu diye işçiler sömürülmüyor değil. Her ücrette sömürü var. İşçinin alın teri sömürülüyor. O bir gerçek. Fakat bu asgari ücret tartışmaları adaletsiz. Yani o saç ayağı, yani bir tarafta hükümet var, bir tarafta sermaye sınıfının kendi sendikası TİSK var. Bir yerde de bir ayağı da işte Türk İş, işçi sınıfını temsilen yer alıyor. Şimdi bu saç ayağına baktığımız zaman bu bir kere adaletsiz. Burada hükümet tarafı ve TİSK, yani sermaye tarafı aynı tarafta duruyorlar. Hatta sendikada aslında bütün işçileri, emekçileri temsil etme kapasitesine sahip değil. Orada Türk İş burada temsil ediyor. Dolayısıyla buradaki yapılan müzakerede uzlaşarak çıksalar bile bu işçilerin bu işten memnun olduğu anlamına gelmiyor. Bu asgari ücretten bir kere bu belirlenme sürecinin farklı olması gerekiyor. Eşit bir şekilde müzakere koşullarının eşit bir şekilde düzenlenmesi lazım. O yüzden başka konfederasyonların ve daha geniş bir sendikal çevrenin bu müzakerelere katılması gerekiyor. Grev hakkı tanınması gerekiyor. Yani ben bu asgari ücreti kabul etmiyorum dediğinde bir yaptırımı olabilmesi lazım işçilerin, değil mi? Yani siz bir odanın içerisinde bir araya geliyorsunuz, biz temsil ediyoruz bir tarafları diye ve bu rakama karar veriyorsunuz. Bu o yüzden itiraz edilmesi gereken bir belirleme bizim için ve dediğim gibi bir artış değil, düşüş. Türkiye büyüdü deniyor. Türkiye büyüdü. Asgari ücretlilerin payına küçülme düştü anlamına geliyor. O yüzden işçilerin daha çok örgütlenmesi, dayanışması ve mücadelesi ancak çözüm olabilir diye düşünüyoruz. Tespit komisyonu da yine gözden geçirilmeli ve işçiler daha evet. fazla temsil edilmeli ve bizim tek konuda önerimizde kestim kusura bakmayın. Vergi muafiyeti getirilmeli diyoruz. Çünkü bir de ikinci dilimde, yani Temmuz'dan sonra ayrıca ücretler düşecek. Çünkü vergi dilimine takılacak asgari ücret. Dolayısıyla artmayacak, daha da düşecek. O yüzden daha yüksek belirlenmeli, vergiden muaf olmalı aynı zamanda diye. En önemlisi de vergiden muaf evet. olmalı. Çünkü evet. gelen para zaten vergiyle
Vergi olmadı, biraz önce konuştuk, trafik cezalarıyla ya da buna benzer cezalarla gidiyor. Garo vekilimizin trafik cezalarına bir önerisi olmuş komisyonda. Evet. Diyor ki herkes gelirine göre ceza versin. Bu da aslında bir çeşit bir çözüm olabilir. Bu da bir öneri, bu da uygulanabilir. Evet. Çünkü sürekli alınan ücretler, cezalar, zamlar, evet, vergiler karşısında eriyor. Bir şekilde alınacak, eriyor. Alınıyor. Evet. Ve seçim gündemi, aslında tüm gündemimiz seçim, baştan beri tüm konuşmalarımızda da seçimlerden hem sürekli seçim, evet, oluyor ama siz de hep bir şekilde seçimleri, seçimlerden de bahsettiniz, yerel seçimler yaklaşıyor. HDP İzmir'de ne yapacak? İzmir milletvekili olduğunuz için önce İzmir'i soralım. Hem de İzmir'de 27'sinden itibaren Ege gezimiz var. Evet, bir HDP olarak biz aslında sürekli olarak sahadayız. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Eş başkanlarımız bundan önce de başka illerde, başka bölgelerde çalışmalar yaptılar. Şimdi de Ege'de olacak. Sezai Temelli katılacak. Ve eş başkanlardan Sezai Temelli, evet, var. Vekillerden siz varsınız. Kalabalık bir heyetimiz var. Adnan Selçuk Mızraklı olacak. Şu an hatırladıklarım. Yarın başlıyorsunuz. Yarın başlıyoruz. Evet. Manisa'dan. Evet. Manisa'dan başlayacağız. İzmir'de 2 gün kalacağız. Orada birçok program var. Daha sonra Muğla ile tamamlamış olacağız. Çok çeşitli etkinlikler yapacağız. Halk buluşmaları, basınla, yerel basınla bir araya gelmek, STK'larla, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle ve demokratik kitle örgütleriyle bir araya gelmek şeklinde olacak. Gene radyo programlarına katılacak Sezai Başkan. Bu tarzda bir çalışmamız olacak. 27, 28, 29, evet, 30 Aralık'ta Ege'desiniz. Evet, Ege'deyiz. Peki bu geziden sonra mı Ege adayları belirlenecek? Bir yandan da aday çalışması mı bu gezi, yoksa sadece seçmenle buluşma mı? Epey bir süredir aday çalışmaları devam ediyor. Halk eğilimlerine baktığımız yerler olacak. İllere göre, bölgelere göre değişik yaklaşımlar sergiledi seçim komisyonumuz ve partimiz. O çalışmalar bir taraftan sürüyor. Yani temel stratejimizi biliyorsunuz. Kürt coğrafyasında bütün kayyumları Ankara'ya göndermek ve daha fazla yerel yönetimi almak. Batı'da ise tek adam rejimini geriletecek bir strateji izleyeceğiz. Fakat bunun anlamı kim olursa olsun oy vereceğiz değil. İlkelere, demokrasi ilkelerine, en temel demokrasi değerlerine saygılı olan adayları seçmenlerimiz mutlaka değerlendirecek. Bu açıdan aslında yerel dinamiklerin, yerel inisiyatiflerin güçlendirilmesi, demokrasi güçlerinin canlı bir şekilde yerel seçimler öncesinde de sesini ve sözünü ortaya koyması gerekiyor. Bunun için demokrasi için çağrılar yaptık ve demokrasi buluşmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki Türkiye'deki siyasi iklim hep insanların bu çabalarını baltalamaya yönelik, hatta umutlarını ortadan kaldırmak isteyen, bunun için bastıran, umutsuzlaştırmaya çalışan karşı taraftan böyle bir politika izleniyor. Özellikle 16 Nisan meşru olmayan referandumundan bu tarafa hep seçim süreçleri hilelerle devam etti. Ve dolayısıyla sandığa güven azaldığını görüyoruz. Fakat biz bu süreçte sandığın da mücadele araçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Tek adam rejiminin sandıktan bir rıza üretmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yani bunu sandık her şey değil ama sandık tepede kendini 24 Haziran'da bir şekilde tahkim etmeye çalışan faşizmin aşağıda yerelde daha da güçlendirilmesinin önüne geçmek için önemlidir diye düşünüyoruz. O yüzden batıdaki seçmenin de mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kürt coğrafyasında da aynı şekilde kayyumları sandığa gömmek için herkesin
sandığa gidip sözünü söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bunun için şöyle bir şey var. 31 Aralık'a kadar mutlaka herkesin seçmen kayıtlarını gözden geçirmesi lazım. Bunun için sadece birkaç gün kaldı önümüzde. Ve özellikle mevsimlik işçilerin, öğrencilerin memleketlerinde oy kullanacaklarsa bulundukları yerlerde nüfus müdürlüklerine giderek memleketimde oy kullanacağım şeklinde bildirimlerini yapması gerekiyor. Bunun çok büyük bir önemi var. Pazartesi süre doluyor. Evet, biz de buradan çok az zaman kaldı. Bir daha hatırlatmış olalım ama batıdaki politika ile ilgili söylediklerinizden ipuçları biraz da ittifaklara açık bir süreç yaşanacak. İzmir'de olabilir mi böyle bir şey? Görüşmeler var mı? Ya da önümüzdeki dönem görüşmeler olabilir mi? HDP'nin açık kapısı var mı? Genelde görüşmeler evet, var HDP, mı? HDP demokrasi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Türkiye demokrasisi için, halklarımız için. Bunu yapmak için her zaman hazırız ve aslında 7 Haziran'dan bu yana hep fedakarlık yapıyoruz. Her zaman bu çabayı gösteriyoruz. Fakat Türkiye'de gelenekselleşmiş, böyle bir kaslaşmış bir anlayış var. Yani demokrasiye karşı mesafe koyan bir anlayış var. Bu anlayışın mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu kendisine muhalefetteyim diyen partiler için de geçerli. O partilerin kendilerini demokratik kriterler açısından gözden geçirmesi, daha cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer cesur olunabilirse Türkiye'de yeni bir yaşamı bizler kurabiliriz. Çünkü AKP iktidarının, Erdoğan rejiminin Türkiye halklarına verebilecek hiçbir şeyleri yok. Onlar sadece korku üretmek zorundalar. Sadece bizi kutuplaştırarak, ötekileştirerek, birbirimizin karşısında konumlandırarak, düşmanlık yaratarak kendi iktidarlarını koruyabilirler. O yüzden bu kadar çok düşmana ihtiyaçları var. O yüzden HDP baktılar ki HDP bitmiyor. Gezi'yi bu sefer gündeme aldılar. Metin ve Müjdat Gezen'i, Metin Akpınar Müjdat Gezen'i hedef alıyorlar. Fox TV'yi alıyorlar. Daha önce İMC'yi kapatmışlardı biliyorsunuz. Hayat TV'yi kapatmışlardı. Özgür Radyo'yu kapatmışlardı. Yani düşmana doyamıyorlar. Dolayısıyla onların verebileceği hiçbir şey yok. Ama bizlerin verebileceği çok şey var. Bizim formül de çok basit. Elleri birleştirmek lazım. Bu konuda ısrarcı olmak lazım. Umudu asla, asla kaybetmemek gerekiyor. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi bizler cesaretli olmalıyız. Cesareti bulaştırmalıyız. Bunda kararlı olmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay, 31 Mart seçimleri yaklaşırken muhalefet partilerine cesur olun uyarısında bulunuyor. Biz de Ankara gündeminin burada sonuna geliyoruz. Efendim haftaya yeniden görüşmek üzere.